Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan taşeron işçilerin kadroya alınma sürecinde Aksaray Belediyesi'nin değişik birimlerinde görev yapan taşeron işçilerin promosyon ücreti alabilmesi için protokol imzaladı. Her zaman işçilerin yanında olan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi'nin değişik birimlerinde görev yapan ve taşeron işçilerin kadroya alınması sürecinde belediyenin kuruluşu Azmi Milli Türk Anonim Şirketi bünyesinde kadroya geçen çalışanlarla iftar yemeğinde buluştu. İftar yemeği programında işçilerle bir araya gelen Başkan Yazgı, belediyenin değişik birimlerinde istihdam edilen toplam 854 özel şirket çalışanının geçiş işlemlerinin tamamlandığını ve kadro sürecinin hayırlı olmasını diledi. Çalışanlarla ve yöneticilerle birlikte Aksaray Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, banka yetkilileriyle imzaladıkları promosyon protokolü müjdesini vererek kadro sürecinde işçilerin hakları konusunda kısa bir açıklama yaptı. Size aslında biz müjde vermek için çağırdık. Bu müjdeyi de göreve başladı tam 4 yıl oldu. 4 yıl boyunca o kadar fedakarca, o kadar cefakarca çalışıyorsunuz ki kimi personelimizin gecesi yok, gündüzü yok, hafta sonu yok. O kadar güzel işler yapıyorsunuz ve şehrimiz o kadar güzel değişti ki şimdi gittiğimiz her yerde, gittiğimiz her noktada artık Aksaraylı hemşehrilerimiz şunu söylüyor. Biz yaşadığımız şehirden memnunuz. Allah sizden razı olsun. Şehrimizi çok güzel yaptınız diyorlar. Bu da sizler sayesinde oluyor. Ben de onların teşekkürünü sizlere iletiyorum. Sizlerin hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz 854 tane işçimiz kadrolu olarak geçtiler. Taşeron yasası çıktı ve bu yasadan faydalanarak kardeşlerimiz geçmiş oldular. Ve bu ayla beraber %4 zam aldınız. Bunu biliyorsunuz. Her çocuk için 25 lira zam. Zaten çocuk parası veriyor. Artık 30 lira yakacak yardım ödeniyor. Bunlar yaptığımız şeyler. Ama bunun dışında sizlere söyleyeceğimiz, biliyorsunuz her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 70'er 75'er lira bayram harçlıklarını veriyoruz. Yıl yine 5 günlük ikramiye paralarımız ki bu sene yine bu ay inşallah 350'er lira ödendi. Onlar da verildi. Ve esas şeye geliyoruz. Esas noktaya geliyoruz. Sonra iftar açacağız beraber. Şimdi biliyorsunuz bankalarla yaptığımız görüşmeler vardı. Ve biz bu görüşmelerde dedik ki promosyon istiyoruz. Ve işçilerimizin kesesine girsin bu yapılan promosyonlar. Başka yere gitmesin. Biz başka bir şey istemiyoruz. Hem de Ramazan ayı, Ramazan bayramı da yaklaşacak. Şöyle hem sevinç içerisinde olalım hem de güzel bir katkısı olsun bize. Bu vesileyle çok sıkı bir pazarlık yapıldı. Bütün bu bize veren tekliflerin içerisinde en iyi teklif sunan bankayla anlaşmaya vardık. Siz yakında imzalarınızı atmaya başlayacaksınız. Evet, ne aldık onu söyleyelim. Şimdi sizlerin her birinizin hesabına 970 lira para giriyor. Bu vesileyle de en büyük bayramdan önce güzel bir rakam oldu. Bankanın vermiş olduğu bir promosyonu sizlere sunulmuş oldu. Ama bunlar daha inşallah güçlü bir belediye olduğumuz, kendi ayaklarımızın üzerinde durduğu, borcumuzun olmadığı ve güzel yatırımlar yaptığımız için bunları elde ediyoruz. Sizler yeter ki çalışın. Başkanınız her zaman yanınızda. Daha da güzel şeylere hep beraber ulaşacağız. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Allah kabul etsin. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, taşeron işçi yasası sürecinde Aksaray Belediyesi bünyesinde kadroya geçiş yapan işçilere iftar yemeği verdi.
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldiler. Gün boyu aynı mesai ortamını paylaşan belediye çalışanları iftar programı vesilesiyle Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşadı. Belediye çalışanları için düzenlediği iftar yemeği programında konuşan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'a kazandırdıkları eserlerde işçilerin alın teri olduğunu söyledi. Bugün de çok güzel bir zamanlama. Salı günümüz boştu. Çünkü bundan sonra biliyorsunuz seçim süreci başlayacak. Birçok koşturmacamız olacak. Mahalle iftarlarımız olacak. Dedik ki bugün biz bize olalım. Kardeşlerimizle beraber iftarımızı açalım. Onun için hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belediyecilik ekip işidir diyen Başkan Yazgı, birlik ve beraberlik içerisinde yoğun bir tempoyla hep birlikte kalıcı eserlerle Aksaray'a katma değer üretiyoruz dedi. Yazgı, görevindeki geride kalan 4 yıllık sürede ve önceki dönemlerde mesai mefhumu gözetmeksizin birimlerde yönetimden işçisine, tüm belediye çalışanlarına emekleri, akıttıkları alın teri ve ortaya koydukları hizmet performanslarından dolayı teşekkür etti. Belediye çalışanlarıyla birlikte aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, daveti üzerine iftar yemeğine icabet eden tüm personele teşekkürlerini sunarak Aksaray için güzel, kalıcı hizmetlerde beraberce el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Uzun günlere denk gelen Ramazan ayı sebebiyle iftarda oruç açan vatandaşlar yemeği fazla kaçırınca acil servislere koşuyor. Acil servislerde diğer şikayetlerden başvuruda bulunan hasta sayısında azalma görülürken hazımsızlık şikayetleri ise günden güne artıyor. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doktor Hüseyin Mutlu, acil servislerde iftardan sonra kalp ve mide rahatsızlıklarından dolayı hasta sayısındaki artışa dikkat çekerken, vatandaşların sağlıklı oruç tutabilmeleri için hafif ve sağlıklı beslenmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Ramazan ayının ilk bir haftasında iftarını açan vatandaşlar, yemek ve tatlılara fazla yüklenince acil servis doldu taştı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 11.100 kişi Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine çeşitli nedenlerden dolayı başvurdu. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doktor Hüseyin Mutlu, sağlıklı orucun nasıl tutulabileceğini haber muhabirimiz Mustafa Akbaş anlattı. Doktor Hüseyin Mutlu, oruç tutarken en fazla dikkat edilmesi gereken konulardan birisinin iftarda ağır ve yağlı yemeklerden uzak durulması gerektiğini ve vücudun su dengesini koruyarak sahurda yenilecek yemeklerin sağlıklı oruç tutmanın temelini oluşturduğunu ifade etti. Ramazan boyunca hastayımızda belirgin bir artış olmamakla beraber hastalarımızın geldiği saatlerde bir değişiklik olmuştur. Mesela bizim hastalarımız sabah 8 ile gece 12 arasında yaklaşık 1500 hasta gelirken Ramazan itibariyle iftar ve sahur arasında, yani akşam 7 ile sahura kadar 4'e kadar hasta sayısında bir artış tespit edilmiş bulunmaktadır. Bunun sebebi halk arasında oruç çok tutulduğu için iftardan sonra acil başvurma sayısı artıyordur. Ya da acil oruç tuttuktan sonra kontrolsüz bir şekilde çok fazla besin tüketildiği için karın ağrısı, bulantı, kusma şikayeti çok fazla olmakta ve özellikle iftardan 1-2 saat sonra acilde bir yoğunluk oluşmakta. Onun dışında şeker hastaları, tansiyon hastaları, oruç tutulması gereken hastaların oruç tutmasına bağlı olarak iftar başlangıcına doğru, akşama 6-7'ye doğru şekerlerinin düşmesine bağlı olarak düşmeler, bayılmalar, trafik kazaları artmaktadır. Ama onun dışında acil servisimizde genel olarak bir hasta sayısında artış yok. Sadece hastanın geldiği saatte bir değişiklik vardır. Şimdi bu hastaneye başvuruyu azaltmak için neler yapmalıyız? Ya da iftarda nasıl beslenmeliyiz? Sağlıklı nasıl beslenmeliyiz? Sağlıklı beslenme için hemen ezan okur okunmaz çok yağlı, kalorisi yüksek besinlerden uzak durup önce bir çorba içip, işte namaz kılınıyorsa bir namazla ara verelim. Sonra diğer besinlere geçmekte fayda var. Tabi burada çok yağlıdan kaçınmak lazım. Bizim buraya gelen hastaların %90'ına sorduğumuz zaman çok ağır yemekler yediğini, çok hızlı yemek yediğini bahsederler.
Bu sağlıklı bir besleme şekli değildir. Ne yapmalıyız? Yavaş yavaş, yarım saat, bir saat içinde besin tüketmeliyiz. Onun dışında sahurda nasıl beslemeliyiz? Sahurda aynı şekilde çok yağlı şeylerden kaçınmamız lazım. Şeker hastaları, tansiyon hastaları sürekli hap kullanması gerektiği için onların oruç tutmaları çok uygun değil. Oruç normalde sağlıklı bir ibadettir ama sürekli iğne alması gereken, hap alması gereken hastaların oruç tutmaları acil servise başvurularını artırıyor. Bunların da işte sürekli kronik ilaç kullananlarında oruç tutması gerektiğini belirtmemiz lazım. Aksaray Belediyesi bu Ramazan ayında da mahalle iftarları ve sosyal yardımlar dışında organize ettiği sosyal ve kültürel etkinliklerle Ramazan sokağında Aksaraylıların dolu dolu bir Ramazan ayı geçirmesini sağlıyor. Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 3000 vatandaşa sosyal yardım kart dağıtan ve mahalle iftarları düzenleyen Aksaray Belediyesi, iftardan sonra da Kültür Park Amfiteyatro'da kurulan Ramazan Sokağı'nda düzenlediği etkinliklerle Ramazan akşamlarını güzelleştiriyor. Ramazan Sokağı'nda tasavvuf konserleri, Hacivat Karagöz oyunları, kukla gösterileri, orta oyunları, bunun yanında çocuklar için de çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Her gün farklı etkinliklerin düzenlendiği Ramazan Sokağı'nda tüm etkinlikler ücretsiz. Aksaray Belediyesi Ramazan ayı boyunca Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırmaya devam ederken mahallelerde kurduğu iftar sofralarıyla vatandaşlarla kucaklaşarak her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan kültürünü en güzel şekilde yaşatmaya devam ediyor. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.